üstünlük adını diyorlar. İsmi taftil kalıbı taşıdığı mananın enlerini barındırıyor. En keremli olan. İşte ekber. Allahu ekber. En büyük diye tercüme ediyorlar. Ben öyle tercüme etmiyorum. Ve hatta bu tercümeyi de problemli buluyorum. Çünkü Türkçe'de en büyük dediğiniz zaman bir küçüğü de mi var gibi hemen bir şey geliyor akla. Bir şeyin en büyüğünü olduğunu söylemek, onun bir küçüğü, ortası, daha küçüğü. Hayır. Bu her türlü nispetten ari olarak, her türlü karşılaştırmadan ari olarak, her türlü kıyastan beri olarak tek büyük, hep büyük, en büyük, mutlak büyük demektir. Onun için bu kalıp aynı zamanda sıfattır. Sadece ismi taftil değil, sıfattır. Burada da sıfat olarak anmak lazım. Yani büyük, tek büyük, hep büyük. Dolayısıyla sıfat manasıyla alındığında zihne bir kıyas, bir karşılaştırma izi düşürmez. Kimle kimi kıyas edeceksiniz? Allah'ın büyüklüğünü neyle kıyas edeceksiniz? Nasıl kıyas edeceksiniz? Yani neye göre büyük diyeceksiniz? Büyüksün ilahi. Büyüksün büyük. Büyüklük yanında kalır çok küçük. Büyüğün yanında küçük kaldığı bir büyük. Dolayısıyla Allahu Ekber dediğimizde Ya Rabbi tüm kıyaslardan beri olarak büyük. Onun için orada artık kıyas geçmez. Nispet geçmez. Analoji geçmez. Bir başka şeyle arasında nispet kurmak doğru olmaz. Ama insan zihni alıştığına göre davranıyor. Fakat Allah konusunda, sıfatlar konusunda, esma konusunda insan zihninin özel bir terbiye görmesi lazım. İşte aslında bu dersler zihnimizi Allah konusunda, esma konusunda eğitme dersler. Ancak gelişmemiş zihinler sorar. Allah büyük mü baba? Daha 4 yaşında, 5 yaşına girerken başlar sormaya. Zaten o yaşın sorusudur. Büyük, senden de büyük mü? Şimdi iyi de 4 yaşındakine yakışır yani. Çocuk dersiniz, gülersiniz, tebessüm edersiniz. Bu tipi sorulara karşı ne yapalım? Cevap vermeyin. Cevap vermeyin. Bu gibi sorulara cevap verdikçe çocuğun saçma sorusu artar. Onun için oğlum lafı değiştirin. Sözü değiştirin, bir başka şey araya katın. Çünkü soyut düşünmeyi öğreninceye kadar bunu kavrayamaz. Kavrayamaz. Çocuk ancak gördükleri arasında nispet yapar. İyi de 40 yaşına geldiği halde hala 4 yaşındaki gibi. Allah hakkında aklı 4 yaşında kalmış. Buna ne demeli? Büyütmeli efendim. Aklı büyütmeli. Aklı miraca ulaştırmalı. Onun için soyut düşünce aklın büyümesidir. Bakınız, putperestliğin tüm toplumlarda, tarihte putperestliğin sebebi insanoğlunun aklının çocuk kalmasından dolayıdır. Bu çocukluktaki saflığı bahsetmiyorum, saf çocukluktan bahsetmiyorum, aklın gelişmemişliğinden, prematüre olmasından bahsediyorum. Dolayısıyla soyut düşünemediler putperestler. Onun için de putlarını yaptılar, taptılar. Elleriyle yaptıkları putlara taptılar. Bu nasıl bir garipliktir? Bu gariplik aklın soyut düşünememesinden dolayı olur. Onun için bir insanın aklının gelişmişliği soyut düşünmesiyle orantılıdır. Ne kadar soyut düşünebiliyorsa aklı o kadar gelişmiştir. Soyut düşünme yeteneği arttıkça Rabbine akıl yaklaşır. Çünkü somut düşünmek, aklı kesif olana mahkum etmek, katı maddelere mahkum etmektir. Kesif olan toprak gibidir, latif olan nur gibidir. Latif oldukça yükselir, kesafeti arttıkça iner, letafeti arttıkça yükselir. Onun için aklı latif olana doğru uçurmak istiyorsanız,
soyut düşünmeyi akla öğretiniz. Onun için de aklı çocuk bırakmamak lazım. Bu dersler bir soyut düşünme dersleri aynı zamanda. Unutmayalım, akıl dersleri bu dersler. Aklı kullanma, aklı işletme, aklı harekete geçirme, tahrik etme dersleri.